Osmanlı'da tarım konusunda akla gelecek ilk başlıklar şunlar. Toprak mülkiyeti, devlet, tarımda çalışanlar yani köylü ilişkisi. Tabii devletle köylü ilişkisi dediğimiz zaman bunun hukuki, idari, siyasi boyutları ve Osmanlı tarihi tabii 500 yıl söz konusu olduğuna göre bu uzun zaman içindeki dönüşüm. Bununla birlikte tarımda tabii ki teknoloji, ürünler, pazarlama, piyasa ve son dönemde de Osmanlı modernleşmesiyle birlikte bütün bunlardaki değişimden söz etmek gerekiyor. Osmanlı tarımı deyince aklımıza gelen başlıklar bunlar. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Osmanlı Devleti bugünkü tanımlarımızla arkaik bir devlet, geleneksel bir devlet, bir tarım toplumu. Evet, Osmanlı uluslararası ticaret üstünde, İpek yolu, baharat yolu üstünde konumlanmıştır. Ama bu ticaret de bugünkü anlamıyla modern bir ticaret değildir. Gene yüzyıllardır süren geleneksel bir ticaret şeyidir. Kervanlarla yapılan belirli egzotik ürünleri bir yerden bir yere taşıyan ticarettir. Tarım ürünleri de ticarete söz konusu olsa bile gene üretim açısından, teknoloji açısından, pazarlama piyasa açısından geleneksel tarım toplumu kavramları içinde yer alır. Modernleşme dediğim gibi son dönem için 19. yüzyılın ayrıca üstünde durmamız gereken bir konu. Dolayısıyla tarım toplumu olarak tanımladığımız zaman devletle köylü ilişkisi de tabii ki bugünkü modern devlet ilişkisi değildir. Bir kere öncelikle siyasi katılım diye bir şey söz konusu değildir. Özellikle köylülerin siyasi katılımı diye bir şey söz konusu olmaz. Şehirliler ve bürokratlar siyaset yapabilirler. Yani siyaset yapabilmek için devlet memuru olmak gerekir bir kere. Onun dışında siyaset doğrudan doğruya yasaktır. Köylülerin de herhangi bir şekilde örgütlenmesi söz konusu olamaz. Bırakın ki şehirlerde dahi bu durum aynıdır. Dolayısıyla devletle halk ilişkisi olarak baktığımızda modern devletin siyasi katılımı söz konusu olmadığı gibi hizmet eden bir devlet, aldığı vergileri yurttaşına hizmet olarak götüren bir devlet de söz konusu değildir. Onun için alınan vergileri de bugünkü modern vergi hukuku kapsamında düşünmemek gerekir. Aslında bakılırsa bunlar haraçtır. Adına Osmanlı'da da harç dense de doğrusu vergi halka dönmediğine göre yurttaşlık kavramı yoktur, tebaa kavramı vardır. Hatta daha sonra Osmanlı siyasetini iyice despotik hale getirdiğinde kul kavramı gündeme gelmiştir. Onun için reaya kavramı gündeme gelmiştir. Onun için verilen vergiler nereye gidiyor diye bir soru çok modern bir sorudur. O zamanki insanlar böyle sorular sormazlar ama vergileri verirler. Vergi ikiye ayrılır. Bir İslami vergiler, dini vergiler vardır. Bir de örfi denilen padişahın, devletin, bölgenin kendisinin koyduğu geleneksel vergiler vardır. Osmanlı sistemine ilişkin genellikle toplumumuzda bilgi eksikliği vardır. Osmanlı'nın hem başlangıç dönemiyle son dönemin arasında çok önemli fark olduğunu, 500 yılın boşuna geçmediğini düşünmek gerekir. Dolayısıyla tek bir Osmanlı imgesi yanlış bir imgedir. En aşağı 3 tane, 4 tane Osmanlı imgesi gerekir. Hangi dönemden bahsettiğinize göre. Buna göre de Osmanlı'nın köylüyle, halkla, tarımla ilişkisi de elbette ki dönem dönem değişecektir. Ama vergi açısından baktığımızda İslami vergiler tabii ki değişmez. En başta eski kuşakların gayet iyi bildiği gibi öşür veya halkında aşar vergisi. Onda bir anlamına gelir Arapçada ama o %12, 14, 15 civarında bölgelere göre değişen biçimde alınır. Osmanlı algısı imgesindeki en önemli yanılgılardan biri de Osmanlı Devleti'nin homojen bir yapı taşıdığını zannetmektir. Zaman içinde değiştiği gibi Osmanlı Devleti'nin halkla ilişkisi, siyaset, idare, hukuk, bölgeyle ilişkisi bölgelere göre de değişir. Yani aynı çağ içinde çeşitli bölgeler farklı hukuklara, farklı vergilere, farklı idari kararlara tabidirler. Modern devletteki gibi hukuk her yerde herkese göre aynı değildir. Onun için çeşitli statü toplumudur, geleneksel hiyerarşik toplumdur. Toplumun
içinde o hiyerarşik sistemde aldığınız yere göre hukukunuz değişir. Memurun hukuku başkadır, şehirlinin hukuku başkadır, tüccarın ve köylünün yani tarımcının hukuku başkadır. Böyle olduğu gibi Anadolu ve Balkanlar diğer Osmanlı topraklarından ayırt edilir. Diğerlerinde aynı hukuk geçerli değildir. Osmanlı hiçbir zaman Kırım'ı, Cezayir'i, Mısır'ı doğrudan doğruya yönetmemiştir. Dolaylı olarak yönetmiştir. Bir anlamda götürü usulde yönetmiştir. Bu ne demektir? Oralara paşa tayin eder, paşa orayı yönetir ve yıllık olarak Osmanlı'ya bir vergi öder. Yani Osmanlı'nın bu bölgelerde doğrudan bir yönetimi söz konusu olmamıştır. Biraz Suriye, Irak'ta, esas olarak da Anadolu ve Balkanları Osmanlı yönetmiştir. Öz toprağı olabilecek diye söyleyebileceğimiz bölgeler buradır. Nasıl farklılaşır? Şöyle farklılaşır. Bu bölgelerde tarımı esas olarak Osmanlı tımar sistemiyle yönetmiştir. Tımar sisteminin de özü şudur. Topraklar devletindir. Yani bugünkü zihniyet dünyamızın, bugünkü hukuk dünyamızla tamamen ilgisiz bir ortam söz konusu. Köylü devlete ait toprakları, devleti de padişah temsil eder zaten. Onun için mülk denir, vatan kavramı yoktur. Vatan kavramı 1860'larda Namık Kemal ile ortaya çıktı. Daha önce vatan diye bir şey, kavram yoktu. Yurttaş diye yurt, vatan olmayınca, yurt olmayınca yurttaş kavramı da, vatandaş kavramı da yoktur. Topraklar devletin, yani padişahın mülküdür. Memariki Osmaniye demek Osmanlı mülkleri. Kimin mülkü? Padişahın mülkü. Tabii padişah devleti temsil ediyor. Bütün bürokratlarla birlikte tarımdan ne yapıyorlar? Vergi alarak geçiniyorlar. Ama Osmanlı maaş vermez, vergi alır. Maaş kime verilir? Sadece ve sadece Yeniçerilere maaş verilir. Yeniçeriler de zannedildiği gibi Osmanlı'nın esas ordusu değildir. Yeniçeriler padişahın muhafız alayıdır. Esas Osmanlı ordusu tımar sistemine dayalı sipahi kuvvetleridir. Tımar sistemi şudur. Çeşitli beylere, tımar beyi denilir bunlara, belli bir arazi tahsis edilir. Bu arazi köylüsüyle birlikte tahsis edilir. Köylü babadan oğula, dededen toruna bu köyde, bu topraklarda tasarruf hakkına, bugünkü hukuki deyimle kullanım hakkına sahiptir. Mülkiyete sahip değildir. Köylü, o köy, birkaç köy parsellenmiştir tımar adı altında, tımar beyine verilir. Tımar beyinin görevi burada asayişi sağlayacak. Yani üretimin devamını sağlayacak. İkincisi de buradan topladığı vergilerle asker, süvari, atlı asker yetiştirecek. İşte Osmanlı ordusunu bu sipahiler oluşturur. Yeniçeriler değil. Yeniçeriler dediğim gibi padişaha bağlı özel kuvvet niteliğindedir. Esas Osmanlı ordusu süvaridir ve tarımdan beslenen, tımar beyi eliyle yetiştirilen sipahilerden oluşur. Onun için Osmanlı'nın tımar düzeni yani tarım düzeni risk altına, tehlike altına, kıtlığa, savaşa, asayişsizliğe uğradığında Osmanlı çok büyük darbe yemiştir. Eski düzenini sürdüremez olmuştur. Osmanlı dönemini esas olarak tarihini dörde ayırırsak klasik dönem tımar sisteminin iyi yürüdüğü, sağlam yürüdüğü, Osmanlı'nın genişlediği, zenginleştiği, uluslararası ticaretten de iyi pay aldığı refah dönemi. Genellikle kamuoyu tarafından bilinmese de küçük buzul çağı denilen kıtlık dönemi, bunun peşinden gelen asayişsizlik dönemi, tarımda düzenin, tımarın bozulduğu dönem. Bundan kurtulamadığı için Osmanlı yaklaşık 150-200 yıl bir asayişsizlik dönemi yaşamıştır ki tarım ciddi şekilde darbe yemiştir bu dönemde. Ondan sonra da bu dönemden, bu asayişsizlikten, bu kaostan kurtulmak için çabalama dönemi ve buradan da nereye? Modernizme açılıyoruz. Yani son dönem. 18-19. yüzyıl. Bu dönemlemeye bakınca zaten tarımın klasik dönemde yaklaşık 150 yıl sürdüğü, ondan sonra bir asayişsizlik, küçük buzul çağı, enflasyon, nüfus artışı gibi birçok etken bir araya gelince tımar düzeni bozuluyor, sipahiler geçinemiyor, savaşlar kazanılamıyor. Savaşlar kazanılamayınca her savaş maliyet unsuru olarak Osmanlı'ya ve köylüye tabii ki geri dönüyor ve eşkıyalık başlıyor. Yani insanlar dağa çıkıyorlar. Bu o kadar öyle bir dereceye varıyor ki üretim yapmanın anlamı kalmıyor. Anadolu köylerine bakarsanız genellikle koyaklarda, sarp yerlerde, ovalardan, yollardan uzaktır. Sebebi yaklaşık 150-200 yıl
Yani klasik dönemden daha uzun bir süre süren asayişsizlik, eşkıyalık, yağmacılıktır. Bu yağmayı da kim yapar? Gene köy delikanlıları gider başka bölgelerde eşkıyalık yaparlar. Yani sıradan insan, sıradan köylü açlık nedeniyle, işsizlik nedeniyle, üretimin bozulması nedeniyle ve Osmanlı Devleti'nin burada bir şemsiye örgüt olamayışı, asayiş sağlayamayışı nedeniyle eşkıya çıkmıştır. Eşkıya olmak, dağa çıkmak, düze inmek kavramları 19. yüzyıla kadar kullanılan bir kavramlardı. Bu Çakıcı türküleri filan 19. yüzyıla ait şeylerdir. 1500-1600'lere ait değil. Yani bu küçük buzul çağında Avrupa'nın hemen her yerinde eşkıyalık başlar, hemen her yerinde asayişsizlik başlar ama 50-100 yıl içinde bitmiş, bizde yaklaşık 200 yıl bu asayişsizlik sürmüştür. Ondan sonra olan şey derebeylik dediğimiz, bugünkü anlayışla toprak ağalığına dönüşen köylünün bir anlamda klasik Avrupa feodalizmi gibi serfleştiği bir dönem başlar. Yani köylü devletin olan topraklarda tasarruf değil, ağalara ait olmaya başlayan topraklarda artık tasarruf etmektedir. Tabii devletin köylüye tek tek davranışıyla belli bir toprak ağasının köylüye doğrudan doğruya yüz yüze muhatap oluşu arasında da elbette ki zulüm açısından, vicdan açısından, haksızlık açısından ve dolayısıyla üretimi kollayıp kollamama açısından, alınan vergiler açısından çok önemli bir fark vardır. Bu İslami vergiler dışında örfi dediğimiz vergiler, padişahın devletin koyduğu vergiler bu asayişsizlik döneminde çok artmıştır. Çünkü devletin her zaman ve her zaman sıcak paraya ihtiyacı vardır. Devamlı fermanlar çıkmıştır, vergi salınmıştır. Salma dediğimiz işte imdadiye, tekalifiye, örfiye bilmem ne diye 20 küsur matrahı, miktarı, zamanı belli olmayan tarihçileri de ya ne zaman toplanmış, kim toplamış, ne kadar toplanmış diye Osmanlı belgelerinden, işin içinden çıkmasının çok zor olduğu bir kapanın elinde kalan vergi düzeni çıkmıştır. Bu vergiyi de Osmanlı kendisi değil, mültezimler eliyle, müteahhitler eliyle iltizama yani ihaleye çıkararak müteahhitler eliyle topladığı için bunun da ciddi şekilde tarıma, köylüye, üretime zararı olmuştur. Çünkü müteahhitler 2 yıllık için asgari ve azami bir yerin ihalesini, vergi toplama, tarım toplumunun vergisini toplama ihalesini aldıkları zaman bu şu demektir, artırmayla, eksiltmeyle ihale, vergi topluyorsunuz. Yani köylüyü ne kadar sömürürseniz üst tarafı size kalacak. Bu tabii tarım açısından korkunç bir şey. Devlete veriyor mu, vermiyor mu? Bunlar zaman içinde derebeyleşip toprak ağalığına dönüştüğü zaman bu müteahhitler, tarımdan vergi toplayan insanlar, tabii vergi toplamak kolay değil. Geleceksiniz fiilen silahlı adamlarınızla köyün harman yerine ve oradan ürünü kaldıracaksınız. Çünkü verginin büyük bir kısmı aynı yani ürün olarak, mal olarak alınır, madde olarak alınır. Buğdayın harmandan belli bir oranını alıp götürüyorsunuz, çuvallayıp götürüyorsunuz. Bu fiili durumdur. Yani zor alım dediğimiz iktisadi alışverişle pazarda satarsınız. İşte sömürülürsünüz, sömürmezsiniz. Pazar fiyatı, piyasa fiyatı, ürünün kalitesi ona göre fiyat dalgalanabilir. Ama vergide öyle değil. Geliyor ve harman yerinden alıyor. Bu da bölgelere göre, zamana göre değişir. Bazı yerlerde maddi olarak, bazı yerlerde para olarak alınmıştır. Ama 19. yüzyıl sonlarına, Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar para olarak vergi toplamı devam ettiği gibi ürün olarak da vergi toplamı devam etmiştir. Yani ekonominin parasallaşması 15. yüzyıla göre geri gitmiştir. Bu asayişsizlik, derebeylik, ağalık ve toprakta vergide ihale sistemi nedeniyle. Dolayısıyla ne kadar çok alabilirseniz o kadar alıyorsunuz ve o sizin cebinize kar kalıyor. Ve üstelik bu toprak ağaları bu fiili alım, zor kullanımı nedeniyle taşrada iktidar sahibi oldukları zaman Osmanlı taşrada sözünü geçiremeyince, eşkıyalığı önleyemeyince bu beyleri, bu müteahhitleri oralara yönetici olarak atamak gibi kendi altını oyan bir uygulamaya gitmek zorunda kalmıştır. Madem o bölgede iktidarım yok, o bölgede kimin iktidarı var? Köylülerden vergi toplayabilecek silahlı güce, bir iktidara sahip olan insanlar var. O zaman onları oraya bey tayin ettiği zaman, yönetici tayin ettiği zaman adam hem vergiyi topluyor hem yönetici. Hem de devleti temsil ediyor. Hem ihale, özel sektör, müteahhit hem devleti temsil ediyor. Bu sömürüyü,
ve doğrudan doğruya zulmü kat kat artırmıştır ve o derece artırmıştır ki şunu hesaplamaktadır hocalarımız, toplanan verginin ancak 1/3'ü İstanbul'a, devlete gitmektedir. Diğer 2/3'üne bu müteahhitler yönetici adı altında, mültezim, ihaleyi alan müteahhit adı altında, terim odur, iltizam sistemi ve mültezim denilir. Onlar el koymaktadır toplanan verginin 1/3'üne. Bu tabii merkezi devletinde bir yandan sıcak paraya ihtiyacı var. Savaşlar kaybediliyor, borçlara giriliyor, savaş tazminatı ödeniyor vesaire. Dolayısıyla tarımdan gelen gelir düştükçe düşmüştür. Uluslararası ticaretten gelen gelir de düşünce, biliyorsunuz bu arada Avrupa'da ticari kapitalizm gelişiyor ve sanayiye doğru 1700'lerin sonlarına doğru gittiğimizde işin rengi değişiyor. 16-17. Yüzyılda keşifler çağı, dünya keşfediliyor, yeni pazarlar kuruluyor ve uluslararası ticaret yollarını artık Portekizliler önce, İngilizler, Hollandalılar daha sonra el koyuyorlar. Dolayısıyla Osmanlı'nın bu ticaretteki payı da düşünce devlet iyice müteahhitlere, mültezimlere mecbur kalıyor ve onlar taşrada derebeyleşiyorlar, ağalaşıyorlar. Bu ağalık derebeylik sistemi nereye geliyor? Osmanlı bu sistemden nasıl kurtuluruz çarelerini aramaya başlarken bunlar da taşrada diyorlar ki bize resmi görev ver, resmi sıfat ver. Biz burada yönetici olalım ve padişahı zorlamaya kadar, ona bir senet imzalatmaya kadar iş geliyor ve bu da nedir? 1808, 19. yüzyılın başı. Yani dünyada neler olduğunu düşünün. Osmanlı'da iktidarını derebeyleriyle paylaşmak zorunda kalmıştır. Bundan sonra merkezi devlet, iş bu raddeye geldiyse bunların çaresine bakmak deniyor ve Osmanlı modernizmi gerçek anlamıyla merkezileşme şeklinde başlıyor. Merkezileşme bir anlamda köylüyü derebeylerden kurtarmak gibi, ama o kadar kolay değil. Biliyorsunuz Cumhuriyet'e kadar ağalık çeşitli bölgelerde devam etti. Ağalıktan kurtulunamadı. Yani bir anlamda Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda devlet şemsiyesi içinde küçük üretim, küçük köylü söz konusuyken ve Avrupa'ya göre çok daha özgür. Ne kadar özgür? Tabii ki bugünkü anlamda borçlar hukuku, yurttaşlık hukuku, insan hakları anlamında özgür değil. Ama Orta Çağ koşullarında kıyasladığımızda Avrupa serflerine göre, feodalitesine göre daha özgür kabul edebileceğimiz bir kitle oluştururken gittikçe derebeylerine bağımlı, mahkum bir kitleye dönüşmüştür. Onun için yer yer modernite, yani merkeziyetçilik, yani modern hukuk ulaşabildiği yerlerde şehirli için, kasabalı için, köylü için de bir anlamda modern hayat, kendi hayatına, kendi üretimine sahip çıkabileceği, görece sahip çıkabileceği bir hayat anlamına gelmiştir. Dolayısıyla şunu söyleyerek bu bahsi kapatabiliriz. Tımar sisteminden Osmanlı vazgeçmek zorunda kalıp toprakta özel mülkiyeti kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu da 1858 arazi kanunuyla başlar. Başlar derken yanlış anlaşılmasın, toprakta özel mülkiyet fiilen başlamıştır. Bunun hukuki şekli 1858 arazi kanununda verilir. Yoksa Osmanlı Devleti şunu bilmektedir ki, işte Ege'de Kara Osmanoğulları, Yozgat'ta Çapanoğulları, Karadeniz'de Haznedaroğulları, bilmem nerede Anadolu dışına doğru çıkarsanız Lübnan'da Canpolatoğulları, bu zadegan der Osmanlı bunlara, bilmem ne oğulları, derebeylik, babadan oğula toprakların idaresi sanki özel mülkmüş gibi devrediliyor. Artık özel mülk olmuş. Osmanlı'da bu fiili durumu 1858'e istemeye istemeye kanunlaştırıyor ve toprakta özel mülkiyeti kabul etmiş oluyor. Halen daha devletin adı üstünde veya fiilen çok geniş hazine arazileri diyebiliyoruz. Cumhuriyet'te de devam ediyor. Vardır ama özel mülkiyette bir yanıyla başlamıştır. Bu da biraz işte el koyan, fiil durum yaratanın tapu çıkarmasıyla Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir. Halen daha tapu kadastronun bütün ülkemizin topraklarını kapsamamasının arkasında yatan sebep benim anladığım kadarıyla iki nedenden kaynaklanmaktadır. Birincisi, hukuku çiğneyerek insanların toprak sahibi olması, zilyetlikten toprak sahibi olması. Yani bütün dedelerimiz burayı ekiyormuş, bizim, dolayısıyla bizim yaklaşımı, veyahut gayrimüslimlerden el konulan, göçlerle el konulan, işgalle el konulan toprakların tapuya geçirilip geçirilememesi meselesi
halen daha tapu kadastronun ülkemizde bitirilememesine yol açmıştır. Dolayısıyla şunu söyleyerek bu bölümü kapatabiliriz. Tımar sistemi, Osmanlı klasik sisteminde toprak mülkiyeti ve küçük köylülük insanların tarımdan vazgeçeceği, ya niye ekip biçiyoruz ki? Zaten aşiretlerin toprağı altında, hayvanları altında, ayakları altında eziliyor. Eşkıyalar gelip yağmalıyor. Devlet adına mültezim geliyor, müteahhit geliyor, yağmalıyor. Bunun bir hukuku, bir şeyi yok. O zaman piyasa ekonomisinden geçimlik ekonomiye, yani köylünün kendini geçindirebileceği kadar ekim yapıp para ekonomisinden aynı ekonomiye bir geri dönüş. 1400-1500'lerde, 1550'lere kadar bir açılım, bir para ekonomisi, uluslararası ticaret, ulusal ticaret, milli piyasanın oluşumu varken tam bu anlamda bakarsak tam bir geri dönüşle geçimlik ekonomi, dağ başında kıt kanaat geçinmek, kendini fakir göstermek, köylümüzün genel şeyi, yırtık pırtık giymek, temizlenmemek, bunlar Cumhuriyet'e miras kalan uygulamalar, pratiklerdir. Köylünün kendi kendine geliştirdiği korunma yöntemleridir ve üretimden de çok fazla bir refah beklenemez. Çünkü zenginleştiğiniz anda gelip el koyarlar. Zaten Cumhuriyet'in tek parti döneminde 1950'lerde, 60'larda çok söylenen neydi? İşte tahsildar ve jandarma zulmü. Bu Osmanlı'nın devamı, hatta Osmanlı algısının da devamıdır. Pratik olarak da 1970'lere kadar veya 12 Eylül'e kadar Türkiye'nin dış ticaret gelirlerini, hani sanayileşecektik, kalkınacaktık, ne oluşturuyordu? Tarım oluşturuyordu. İncir, fındık, üzüm. Onun için tarımın önemi Türkiye Cumhuriyeti döneminde de 1980'e kadar çok çok önemlidir. Osmanlı dönemi zaten tamamen tarım toplumu olduğu için devlet-halk ilişkisinde de gördüğümüz gibi gayet olumsuz koşullarla Cumhuriyet'e devredilmiş bir toplumsal yapılanma söz konusudur. Yani tımar sistemi, devlete ait olan toprak sistemi Cumhuriyet'e gelindiğinde işgal edilmiş, el konulmuş, fiili durum yaratılmış, bir kısmı da hukuken tapusunu almış bir şekle dönüşmüştür. Ama genel olarak küçük köylünün egemen olduğu, belirli bölgelerde ağalığın devam ettiği, çünkü Osmanlı 1808'den itibaren bu ağalara karşı, derebeylere karşı bir mücadele de başlatmıştır ve kendi merkezi iktidarının sürdürülebilmesi, vergilerin tamamen merkeze aktarılabilmesi için maaş sistemini, modern vergi sistemini, bugün bildiğimiz okulları, devlet dairelerini, bakanlıklarını, valilikleri, kaymakamlıkları adım adım kurarak bir anlamda küçük köylüye sahip çıkmak istemiştir. Yani Cumhuriyet aydınlarının kafasındaki ağalık düşmanlığı Osmanlı son döneminde aslında başlamış bir tutumdur. Ama Osmanlı da bunu ve aslına bakarsanız Cumhuriyet de bunu, Atatürk de bunu tam olarak gerçekleştiremedi, yürütemedi. Kafalarında böyle bir ağalık düşmanlığı vardı. Bu da biraz klişedir, onu da söylemek lazım. Türkiye'de ağalık nerede vardır? İşte Güneydoğu'da, zaten Doğu Anadolu'da ağalık olmaz. Hayvancılık vardır, esas olarak tarım yoktur. Orada aşiret vardır, ağalık değildir orası. Onun için belli lokal bir toprak ağalığı vardır ama genellikle şehirli aydınlar bütün köylüyü ağalık altında zulüm inler zanneder. Öyle değildir. Tablo tam olarak öyle değildir. Kısmi olarak öyledir. O da zaten ekonomik olarak, piyasa olarak 1980'lerden sonra iyice çözüldü. Herhangi hukuki ve siyasi bir karar alınmasına gerek kalmadan. Bizim yaştakiler hatırlarlar, en önemli tartışmalardan biri neydi? Toprak reformu mu, tarım reformu mu tartışması vardı. Şimdi o zaman köylünün tarımdan yer yer, tabii tamamıyla değil, vazgeçecek kadar asayişsizlik içine düştüğünde teknoloji olarak, üretim pratiği olarak geçimlik bir ekonomiye döndüğünde, piyasadan vazgeçtiğinde zaten nasıl ve neyi ürettiği de çok fazla bilime bağlı değil, görgüye bağlı bir durumdur. Halen daha da köyde ne ekileceği herhangi bir bilimsel, ister iktisadi, hani piyasanın durumu nedir, ister bilimsel toprağın durumu nedir veya ürün çeşitliliği, işte nadas halen devam ediyor biliyorsunuz geniş oranda. Gerçi köylülük çok azaldı Türkiye'de artık ama bu tarımda teknolojinin gelmesiyle üretim artışıyla azalmadı. Üretim kaybıyla azaldı.
Yoksa bütün dünyada ve özellikle Avrupa'da köylü diyeceğimiz sınıf neredeyse ortadan kalkmış durumdadır. Ama tarımsal üretim kat kat artmıştır teknolojiyle, bilimin tarıma girmesiyle. Bizde öyle olmadı ne yazık ki. Dolayısıyla geniş anlamda Osmanlı'da da, Cumhuriyet'e devreden Miras'ta da tarımda bilimden söz edilemez. Halbuki ziraat mektepleri Osmanlı döneminde açılmıştır ve önemli aydınlar yetiştirilmiştir. Çok fazla Osmanlıca kitap ve broşür vardır ziraat konusunda, gerek bitki gerek hayvan yetiştiriciliği konusunda. Ama bu bir türlü köylüye uzanamamıştır. Devletle köylü arasındaki o vergi meselesi, ağalık meselesi, siyasi temsil meselesi, siyasi katılım meselesi her zaman bu ilişkinin sağlıklı bir biçimde, özellikle de bilimsel yardım, teknolojik yardım şeklinde tarımı kalkındıracak, verimliliği artıracak, üretimi artıracak, sonuçta toplumun bütününe faydalı olacak bir sonuç elde etmeyi engellemiştir. Başarılı bu konuda olunamamıştır. Dolayısıyla geleneksel sistemlerden bahsedilir. Zaten yakın yıllara kadar belli köylere gittiğinizde işte Hititlerden kalma kağnı arabasını, Hititlerden kalma çarığı, Hititlerden kalma kerpiç toprak evleri görebilirsiniz. Bunlar demek ki yüzyıllardır değişmeden bugüne kadar gelmiştir. Hitit kabartmasındaki şekillere aynı dönüp bakıyorsunuz öğren yerinden köye, köyde orada duruyor. Tek farkı nedir? Üstten girilmiyor da kapıdan giriliyor. Bir de cam var artık. Varsa o da cam, da aslında köylere girişi çok yeni bir şeydir. Cam çok pahalı bir şeydir. Öyle sıra orta halli bir köylünün evine cam taktırması düşünülmez. Genellikle gene tavanda açılan delikten, ışıklık denir genellikle. Oradan ışık alınır ve duman da oradan çıkar. Baca filan da yoktur. Kaba ateş, kara ateş denir. Öyle soba çok modern bir şeydir. Açıkta ateş yakılır. Soba 19. yüzyılda 1890'lardan sonra gelmiş bir şey. Soba nerede? Varsa eğer zenginse, haliniz vaktiniz yerindeyse mangal yakarsınız. Böyle yok o tür teknolojiler. Dolayısıyla yüzyıllardır Anadolu'da tarım nasıl yapılmışsa Osmanlı'nın buna katkı getirecek herhangi bir şeyi olmamıştır. Katkısı olmamıştır. O geleneksel sistemle devam etmiştir. Osmanlı sadece vergi alır durumda kalmıştır. Üstelik bir devletin sağlaması gereken asayişi bile belli bir dönemden sonra sağlayamaz olmuştur. Onun için de Osmanlı hakkında halkımız ne der? Eğri kaltak Osmanlı, şalvarı şaltak Osmanlı, eken de yok, biçen de yok, yiyen de ortak Osmanlı. Şimdi Osmanlı övgüleri bir yana bakın, halkın söylediği Osmanlı hakkında budur. Eken de yok, biçen de yok. Yani bir örgütlenme, bir piyasa, bir tarım bilgisi, bilimsel bilgi, bir tarım mühendisliği, böyle bir şeyi köylü devletten, Osmanlı'dan görmemiştir. Ve piyasa daraldıkça, geçimlik ekonomiye döndükçe de köylü ne yapar? O toprağa bütün hayatını, sadece hayatını değil, aile kavramıyla, sülale kavramıyla birlikte düşünürseniz, bütün dünyadaki varoluşunu, dedelerimiz burada yaşamış, torunlarım da burada yaşasın. Bütün istek nedir? Torunlarına o toprak parçasını işte bölünmeden, parçalanmadan, bir ağaya muhtaç olmadan devredebilmek. Bunun için ne yapar? Bunun için gider inşaatlarda çalışır, bilmem ne yapar, her şeyi yapar. Yani tek tarımdan geçinemediği durumda da ek gelirle o toprağını korumaya çalışır. Köylü zihniyeti de zaten o toprağı korumak üstüne oluşmuş bir zihniyettir. Kendi kendine zulmeder, karısına, çocuğuna zulmeder. Çocuk emeği, kadın emeği hiç hesaba katılmaz. Böyle bir hayat sürdürülmeye çalışılır. Bu piyasayla bütünleştiğinde de çok fazla değişmez. Yani piyasa için üretim bile yapsa, bunun aşırı örneği nedir? Tereyağı üretip çoluk çocuğuna margarin yedirmek gibi. Çünkü margarin ucuzdur, tereyağı pahalıdır. Pahalı ürünü satacaksınız, kendi çoluk çocuğunuza ucuzunu yedireceksiniz. Köylü modern piyasayla birlikte, işte teknoloji olmayınca, yenilik olmayınca, görgü olmayınca, toprak bakımı olmayınca bu hale genel olarak düşmüştür. Dolayısıyla Osmanlı'nın tarım ürünlerinin çeşitlenmesine ve teknolojide çok büyük bir katkısının olduğunu söyleyemeyiz. Asayişi bile sağlayamadıktan sonra köylüye doğrudan bir katkısı zaten olamamıştır. Ama Osmanlı Devleti şunu birinci planda bir sorumluluk olarak hissetmiştir. İstanbul halkını iyi geçindirmek. Çünkü isyan olursa İstanbul'da oluyor. Yeniçeriler isyan ediyorlar. Biliyorsunuz Osmanlı tarihi Yeniçeri isyanlarıyla doludur. İşte İstanbul esnafıyla Yeniçeriler, ki daha sonra
Yeniçeriler esnaflaşıyor zaten 1700'lerden sonra. Dolayısıyla onları tatmin etmek lazım. O zaman İstanbul'un iaşesi, İstanbul'un yiyeceği, meyvesi, sebzesi, unu, ekmeği nasıl sağlanıyor? Sadrazamın ve İstanbul müftüsünün, İstanbul kadısının ana görevi, müftü değil kadı, ana görevlerinden biri İstanbul'un iaşesini hem sürekli kıtlık olmayacak hem de ucuz. Gerekirse devlet bunu finanse etmiştir, subvanse etmiştir. Hatta devlet bunu subvanse etmeyip esnafa yıkmıştır. Onun için esnaf sandıkları oluşmuştur. Mesela ete narh konulur. İşte etin kilosu şu kadar kuruştan fazla olmayacak. Piyasa fiyatı daha yüksek, zararına satılıyor. Devletin emir var. Sen bu sene İstanbul'un etini sağlayacaksın. Nasıl olacak? O zaman kasaplar loncası bu sene kura bu arkadaşa düştü. Adam iflas etmesin. Sandıktan, kasaplar lonca sandığından ona subvanse edilir. Yani devlet kendisi bile subvanse etmez. Kasap loncası üstünden İstanbul halkının ucuz et yemesini, ucuz meyve sebze yemesini sağlar. İstanbul'un iaşesini sağlamıştır. Tabi saray başlı başına çok büyük bir tüketicidir. Binlerce insanın çalıştığı bir yerdir. Bunun çeşitli yerlerde geleneksel olarak bizim tarımımıza etki ettiğini görüyoruz. Mesela Osmanlı Sarayı İstanbul buğdayını Romanya'dan almıştır. Eğer Konya'dan almış olsaydı piyasa ilişkileri başka türlü gelişebilirdi. Romanya'da elimizden çıkınca o ilişki tamamen devre dışı kalmıştır. Ama mesela yumurtasını, tavuğunu Mudurnu'dan almıştır. Hala Mudurnu tavukçuluk bölgesi biliyorsunuz. Osmanlı'nın tabii kişi hukuku anlamında bugünkü modern bir anlayış söz konusu olmadığı için insanları istediği gibi istediği yere yerleştirir ve istediği gibi görev verir. Mesela köprülerin bakımı köylülere aittir. Der ki o köye, eğer köyünüz bir köprünün yanındaysa bir anlamda iyi, bir anlamda kötü. Çünkü köprünün önemine göre çeşitli muaflıklar da verebiliyor. Bu köprü bakımını siz yapacaksınız, siz sorumlusunuz, keserim, yakarım ama bakımı iyi yaparsanız ne bileyim vergi vermeyeceksiniz, askere gitmeyeceksiniz filan gibi çeşitli bağışıklıklarla. Bu tarımda da mesela çeltik genellikle devlet tekelindedir. Belli bölgelerin köylüleri çeltik yetiştirmeye mecbur tutulmuştur. Bu Cumhuriyet döneminde de devam eder. Modern hukukla uyuşmayan bir kavram olmasına rağmen mesela Zonguldak'ta doğduysanız tek parti döneminde muhakkak kömürde çalışmak durumundaydınız. Amasya'da doğduysanız bir şey yok. Zonguldak'ta doğduysanız çalışmak zorundasın. Niye? Orada kömür var. Bu tabii modern hukuka tamamen aykırı bir şeydir. Ama Osmanlı geleneğinde bu vardır. Eğer coğrafyanız şeye uygunsa, çeltik üretimine uygunsa o köylere siz çeltikçisiniz bitti. Ve göç etmek, başka yere yerleşme hakkınız da yok. Orada yaşamak zorundasınız. O çeltiği dededen toruna Osmanlı'ya yetiştirmek zorundasınız. Böyle belirli bölgelere özel görevler vererek tarımda bir anlamda bir piyasalaşma yaratmıştır. Ama şunu da söyleyebiliriz. Mesela Kanuni döneminde meşhur Fransa kralına yazdığı mektup bize ilkokullarda böyle övüne övüne okutulurdu. Nedir konu? Fransa'da ciddi kışlık kıtlık vardır ve Osmanlı Fransa'ya gerçekten buğday gönderebilecek bir zenginlik içindedir henüz. Ama Kanuni dönemi zirvedir. Bu neyi gösterir? Dönüşün başladığı yer olduğunu gösterir. Daha yukarısı yok. Ondan sonra dönüş bizde de başlıyor. Fakat buğday kaçakçılığı da mesela Osmanlı hiçbir şekilde engelleyememiştir. Onun için resmi şekilde hani vergiler üstünden hesaplayarak vergi dediğim gibi %12, %15 bölgesine göre değişir. Ama o vergi işte %12'sini devlete şu kadar vergi verdiyse Osmanlı kayıtında var. Ha demek ki çarparak ne kadar buğday üretilmiş. Bunu bulmamız mümkün değil. Çünkü geniş oranda kaçakçılık. Geniş oranda kara borsa hep sürmüştür ve hiçbir zaman engellenememiştir. Gene Osmanlı belgelerinde bu kaçakçılığa ilişkin, kara borsaya ilişkin işte yasaklar, fermanlar, idamlar, asayiş tedbirleri hep vardır. Bu neyi gösterir? Hiçbir zaman durdurulamadığını ve engellenemediğini gösterir. Onun için toplam bir üretim cirosu çıkarmak hem her bölgeyi ayrı ayrı çalışmak gerekmektedir. Her bölgede vergi oranları da, nüfus oranları da verim yılı var, yok, ürüne göre değişiklik var vesaire vesaire. Çok fazla etken olduğu için bunu ancak genel bir şema çıkarabiliyoruz. Ve dediğim gibi
üretim konusunda çok fazla, özellikle bu asayişsizlik, Celali dönemi, Büyük Kaçkun dönemi filan diye Osmanlı'nın kendi verdiği isimlerle o dönemlerde üretimin düştüğünü biliyoruz. Ama şöyle bir şey var, modernleşmeyle birlikte bir yandan asayiş, hukuk, idari haklar gelirken, vergi hukuku düzenlenmeye başlarken, bir yandan da mesela altyapı yatırımları, liman, demiryolu, gerçi bunlar Avrupa sermayesiyle gelmiştir ve bize çok pahalıya mal olmuştur. Yani Osmanlı dünya çapında zengin yarattı demiryolu üstünden, Baron Hirsch. Adam dünya çapında zengin oldu. Neden? Osmanlı'ya demiryolu müteahhitliği yaptığı için. Sonra davalar açıldı, paralar yenilmiş, rüşvetler alınmış, inşaat istenen kalitede olmamış vesaire vesaire. Ama bir dönem Avrupa sermayesiyle demiryolu yaptırmayı bıraksa da sonra gene biliyorsunuz meşhur Bağdat hattıyla Alman sermayesine Osmanlı teslim olmak zorunda kaldı. Demiryolunun, limanların önemi tabii şu, piyasa. Şunu biliyoruz, Ankara'ya demiryolu 1890'larda geldikten sonra İç Anadolu'da buğday üretimi 3 katı artmıştır. Çünkü üretim yapın, satamadıktan sonra, taşıyamadıktan sonra, iletemedikten sonra ne olacak ki? Ekmenin bir anlamı yok, fazlanın bir anlamı yok çünkü piyasa olmamış. Kağnıyla ne kadar taşıyabilirsiniz? İkinci Dünya Savaşı'nda da en önemli sorunlardan biri biliyorsunuz. Buğdaylar topraklara serildi. Üstü toprakla kapatıldı. İşte kıtlık olur, silo yapalım. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeterince silosu olmadığı için tonlarca buğday çürüdü. Yani devletin kendisinin saklama imkanları 1940'lı yıllarda, İkinci Dünya Savaşı'nda yoktu. Kaldı ki böyle bir merkezi örgütlenme, devlet değil, tek tek küçük köylü üretici nasıl buğday yetiştirsin de depolasın, silolasın, kurutsun, hasadını yapsın, satsın. Piyasa demiryolu gelince bakıyor ki evet, artık asayiş de başlamış. Ankara çok önemli bir vilayettir. Bu arada onu da söyleyelim, öyle bozkırda bir terk edilmiş toz içinde bir kasaba falan değil. Ciddi üretim olan bir yerdir. Hala da öyledir. Yani hala işte memur şehri falan. Hayır, Ankara çok ciddi tarım üretimi de, sanayi üretimi de olan bir şehirdir bugünkü Türkiye'de de. 3 katı buğday üretiminde artış çok çok önemli bir rakamdır. İşte 19. yüzyılda 1890'lardan sonra, artık yüzyılın sonlarına doğru demek ki demir yolunun gelişiyle böyle bir üretim artışını görebiliyoruz. Ve 1890-1900'lerden itibaren devlet de tarımda makinalaşmayı teşvik etmeye yönelik bir faaliyet içine girmiştir. Ama nerede bunu gerçekleştirebilirsiniz? Piyasa için üretimin yapıldığı ve birim tarlaların yeterince büyük olduğu Çukurova'da elbette ki. Diğer yerlerde çok küçük üretim olduğu için ve sanayi üretimi de çok fazla girmediği için, ama Çukurova'da pamuk başlamıştır. Dolayısıyla çeşitli presler, şunlar bunlar, traktörler, sabanlar, bunlar Osmanlı basınında dahi, çünkü Osmanlı basını 1890'lardan itibaren bir terakki, yani bugünkü terimle kalkınma kavramını popüler basında bile, magazin basında bile işlemeye başlamıştır. Dolayısıyla işte traktörleri, pullukları, saban, kara saban yerine bu tür şeyleri, reklamlarını, ilanlarını görebilirsiniz. Ama aynı 1950'lerde Demokrat Parti'nin hareketi gibi Abdülhamit döneminde ve İttihat Terakki döneminde, yani 1890'larda ve 1910'lardaki bu makinalaşma atıl kaldı. Başarılı olamadı. Bir kere yedek parça sorununu aşamıyorsunuz. Her şey ithal. Paranız değersiz. Bunu kim sübvanse edecek, kim ödeyecek? Dolayısıyla ustalık falan yok. Şimdi bile biliyorsunuz petrol, yedek parça köylünün en önemli sorunlarından biri. Dolayısıyla bu iki tarımda makinalaşma atılımı, işte biz de makinalı tarım yapalım, biz de üretimi artıralım, bir hayal dünyası olarak kalıp gerçekleştirilememiştir. Teknoloji de böyleyken belirli ürünlerin ya planlı bir şekilde veya kendiliğinden Anadolu'ya yeni ürünlerin bir yandan da girebildiğini görüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi mesela İngilizler pamuğu getirdiler. İngilizlerin pamuğu getirmesi de doğrudan doğruya Amerika ile İngiltere arasındaki rekabetten kaynaklanır. Rekabetle İngiltere Amerikan pamuğunu, Virginia'nın işte biliyorsunuz pamuk bölgesi, almaktan vazgeçince dünyada aradılar neresi uygun.
Ha, Çukurova uygun. Çukurova'da Pamuk'u aslında Kavalalı Mehmet Ali Paşa bir dönem Suriye ve Çukurova'yı işgal etmişti. O orada pamuğa başlamıştı zaten. Pamuk üretimine. İngilizler ha burada pamuk üretimi iyi kötü başlamıştı diyerek tekrar Çukurova'da pamuğu canlandırdılar ve Mersin limanını İngilizler kurdu. Anadolu'da elektrik ilk Mersin'e geldi, İngilizler getirdi. Demiryolu vesaire. Böylece pamuk üretimi başlamış oldu. İngilizlerin bir başka şeyi Ege'de. Ege'de de pamuk denediler. Çünkü Ege biliyorsunuz Türkiye'nin ihracat kapısıdır. Bütün İç Ege'den başlayarak tarımsal ürünlerini İzmir üstünden halen daha Türkiye ihraç eder. O zaman da incir paketleme, kuru üzüm paketleme şeyleri, atölyeleri filan kurulmuştur. Şirketleşme başlamıştır. Şey halılarıyla birlikte, Ege bölgesine ait halılarla birlikte bir ticaret hayat İzmir'de gelişmiştir, Ege'de gelişmiştir. Hatta tarışı devletleştirdiler sonra. Ege'deki çiftçiler kendileri kurmuşlardır. Tarım Ziraat Tarım Kooperatifi olarak doğrudan doğruya bizim çiftçilerimizin kendi girişimi olarak çok çok önemlidir. Ama onu da biz de gene devletleştirerek bürokratik bir yapıya mahkum ettiler. Ama diğer tarım kooperatifleri birlikte filan işte Fisko Birlik, Çaykur'u vesaire onları hepsini devlet kurdu. Ama tarışı İzmirli çiftçiler kendileri kurdular. İngilizlere, Fransızlara ve onlarla birlikte acentelik eden Ermeni ve Rumlara karşı rekabet edebilmek için. Dolayısıyla İzmir'de bu anlamda bir kapitalist zihniyet gelişmeye başlamıştır. Diğer yerli ürünlerde teknoloji, paketleme vesaire başladığı gibi işte pamukta da bir deneme yapıldı. Sonra Çukurova daha iyi bulundu. Bir de İngilizler Ege'de haşhaş denediler. Neden? Çin'e satmak için. Çin'de haşhaş savaşı vardır 1900'lü yıllarda. İzmir'de haşhaş yetiştirip Çin'e doğrudan doğruya İngilizler. Yani belirli ürünlerin girmesinde dünyadaki piyasada, o piyasayı da İngiltere yönlendiriyor. Osmanlı'da ne olmuştur? Sahne olmuştur. Bunun dışında kendiliğinden gelişen ürünler var. Mesela Mısır. 1500-1600'lü yıllarda Amerika'dan geldi biliyorsunuz. Zaman içinde işte Karadeniz Mısır bölgesi haline geldi. Ondan önce Mısır zaten düşünülemez. Amerika'dan geldi. Gene Amerika'dan gelen mesela işte patlıcanı, biberi, patatesi, patatessiz yemek, salçasız yemek, domates. Hani Türk mutfağı dediğiniz zaman. Bunlarsız yemek düşünemiyorsunuz. Bunlar bir kısmı 1500-1600'lerde gelmiştir. Ama bir kısmı mesela domates köylüye varışı 1800'lerin sonu 1900'lerin başıdır yer yer. Çünkü işte bir planla, programlamayla, örgütlenmeyle değil birbirinden görerek yapılan bir şey olduğu için yavaş yavaş bir de piyasa dediğim gibi asayişsizlik nedeniyle, yolsuzluk nedeniyle dar olduğu için ne yapıyor? İnsan önce kendisine yetiştiriyor. Aa bu neymiş yiyelim. Bir de tabii tohum meselesi ve tutuculuk. Görgüyle iş yaptığınız zaman iş değişiyor. Ama pamuk gibi, haşhaş gibi, üzüm gibi özellikle sanayi ve yarı sanayiye yönelik bitkilerde tabii daha büyük örgütlenme oluyor, şirketleşme oluyor. Dolayısıyla sipariş üstüne bugünkü plantasyon mantığına benzer tam plantasyon kurulduğunu söyleyemeyiz ama Güney Amerika'daki, Afrika'daki gibi. Ama belirli yerlerde bu anlamda çiftlikleşme Osmanlı son döneminde 19. yüzyılda da yaşandı. Mesela bu çiftlikleşmenin örneklerinden bir tanesi gene Ege'de, Alanya'ya kadar uzanan bir bölgede zenci köle kullanımıdır. Bizde kölelik domestiktir, ev hizmetlerinde kullanılır, üretimde köle kullanılmamıştır. Biliyorsunuz Amerikan İç Savaşı'na kadar bütün o Amerikan pamuğu vesairesi, Mısır'ı hep köle emeği üstünden yürüyordu Afrikalı kölelerle. Bizde de Afrika'dan köle Ege'de ve dediğim gibi Alanya sınırına kadar Ege'den bir tarımda köle emeği kullanımı başlamıştır. Halen daha biliyorsunuz bölgede zenci yurttaşlara rastlamışsınızdır. 1860'larda İngiltere'nin zoruyla kölelik kaldırıldığı zaman o vatandaşlar da kölelikten bir anlamda kurtuldularsa da işte tarım işçisi falan olarak devam ettiler. Yani tarımda böyle bir piyasaya ve
o zamanki dünyanın piyasasını yakalama hareketine yönelik olarak bir yandan kooperatifleşmeyi, bir yandan köle kullanımını, iki zıt uçta ama işte kapitalist üretime doğru bir geçişin göstergeleri olarak iki zıt uçtaki göstergeyi görebiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Demek ki ürün çeşitliliği açısından da aslında esas çeşitliliği Cumhuriyet yaratmıştır. Mesela çay, bugün dünyada en çok çay tüketen ve üreten ülke. Çaysız bir hani pandemi falan biraz engelledi bu ilişkileri ama hani misafirliğin baş koşulu, tanışmanın baş koşulu, esnafta iş yapmanın baş koşulu hemen iki çay söylemekle başlar. Böyle bir şey. Halbuki çay 1970'lere kadar birincil ürünümüz değildi. Türkiye 1940'lardan sonra biliyorsunuz Zihni Derin Rize'de çay yetiştirmeye başladı. Ondan sonra Türkiye'nin her köyünde kahve açılması, kahve, bakın adı bile kahve. Kahvehane, çayhane değil. Çayhane başka bir şey. Çayhane çok modern bir şey. Kahvehane çünkü çay yok. Ne içiliyor? Kahve içiliyor. Kahve de pahalı bir şey tabii ki. Çünkü ithal. Yetiştirilemiyor. Anadolu'da yetiştirilemeyen şey yok. Ama şunu söyleyeyim. Ürün çeşitliliğinde çayda olduğu gibi, muzda anamur muzu olduğu gibi, portakalda olduğu gibi bütün bunları şey yapan, deneyen, projelendiren ve aslında başarıyla yerli ürün haline getiren Cumhuriyet oldu. Osmanlı'nın böyle kendiliğinden veya İngilizler eliyle, kanalıyla, şirketler kanalıyla yaptığı denemeler çok daha sınırlı kaldı. Geniş anlamda tabloya baktığımız zaman Ege'yi, Çukurova'yı ve Osmanlı son dönemini için tütünü söyleyebiliriz. Tütün çok revaçtaydı. Dünyada bir numara Türk tütünü diye geçerdi. Ama o zaman mesela Balkanlarda, Yunanistan ve Bulgaristan'da üretilen tütün de Türk tütünü diye geçiyor. Yani Yenice tütünü falan dediğiniz, Yenice diye sigara vardı hatırlarsın. O aslında Bulgaristan'da üretilen tütündür. Ama Türk tütünü olarak dünya piyasasına elbette giriyordu. 1912 Balkan Savaşı'ndan sonra o gitti. Ama Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar Türk tütününe rağbet bütün dünyada devam etti. Tütün önemli bir ihraç maddesi olarak Osmanlı'nın son döneminde piyasaya girdi. Ve Karadeniz'de işte tütün şeyleri, sadece köylünün ürettiği kendi kurutma şeyleri falan değil, şirketleşme de başladı. Ama tütünde de Düyun-u Umumiye reji, işte biliyorsunuz Düyun-u Umumiye Osmanlı dış borçlarını ödemesi için Avrupalıların oluşturduğu bir komisyondur. Osmanlı vergisine doğrudan doğruya el koyar. Sen borcunu ödeyemiyorsun, biz vergiden kendi borcumuzu alacağız. Bu yetmiyor borçları ödemeye. O zaman tütün tekeli alalım, tütündeki kardan aldığımız payla da borcunuzu ödeyin diyerek İhracat serbest. Yurt içindeki kullanım hakkını, tekelini, reji denilen Avrupalıların kurduğu bu şirkete veriliyor. İşte tütünde tekel onun da devamıdır aslında. Ve oradan yurt içindeki tüketimden Avrupalı alacaklılar borçlarını tahsil ediyorlar. Dolayısıyla bu da çok fazla zulme yol açmıştır. Türk tütünü bir anda dünyada en rağbet gören tütünken Osmanlı vatandaşı kendi tütününü satın almak zorundadır. Çünkü kolcular eğer reji damgası vurulmamışsa o tütünü içmene engel olurlar. Verilen rakamlara göre 30 bin ila 80 bin kişi arasında insan öldürüldüğü söylenmektedir reji tarafından. Yani 30 ile 80'in ortalamasını alırsanız gene ne kadar ciddi bir rakam olduğu Anadolu'da köylülerine bakıyor. Reji tabii tekel ne demek? Tek fiyat koyuyorsun. Ucuz fiyat koyuyor tabii ki tekel, reji. O zaman köylü de kaçakçılığa başlıyor. Çünkü yurt dışına satma serbest. Kaçakçılığa başlayınca rejiye Abdülhamit o hakkı veriyor. Siz silahlı kolcular kurun, bu kaçakçıları yakalayın diye. Doğrudan doğruya rejiye bağlı kolcu adı verilen silahlı gruplar var. Bunlar da köylüyle çatışmaya giriyor. Dediğim gibi 80 bin ölü. Yani tütün de ayıngacı derler, özel jargonu, özel sözlüğü oluşmuştur. En önemli ihraç maddelerinden biridir şeyin dışında, incirin, kuru üzümün dışında. O zaman fındık çok fazla var, hiç yok değil fındık ihracatı ama Cumhuriyet dönemindeki kadar değil. Bir de savaşlar bilmem ne olunca hani fındık sonuçta çikolatada kullanılan bir şey. Avrupa'nın bizim gibi kuru yemiş alışkanlığı yok. Onun için çok önemli bir kalem değil Osmanlı döneminde. Dediğim gibi hiç yok değil var
Ama onun da mesela borsası Londra'da oluşmuştur. Fındığı borsası halen de öyledir. Dünyadaki en önemli üretici yakın yıllara kadar Türkiye'ydi. Belki böyle kapatmak gerekir. Ama fındıkta bilimsel üretimi halen daha İspanya ile İtalya yapmaktadır. Biz yapamıyoruz. Batı Karadeniz gibi çok çeşitli ürün yetiştirebilen bir bölgede fındık tarlaları halen daha yeni yeni açılıyor. Fındık bir de tabii ağaçlı bitki olduğu için öyle bir yıllık değil. Bütün toprağınızı en az bilmem kaç seneliğine fındığa bağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla Rize'nin başına gelen çay meselesindeki kriz gibi, işte şimdi kıviydi bilmem neydi idare etmeye çalışıyorlar. Belli bölgeleri tek ürüne mahkum etmiş oluyorsunuz. Bu da bir anlamda gene plansızlığı, programsızlığı, bilimler uzaklığı göstermiş oluyor. Dolayısıyla Osmanlı tarımının demek ki en azından 3 döneme, kuruluş döneminin klasik tımar sistemi, bir asayişsizlik geçiş dönemi ve modern dönem diye ayırmak mümkün. Ama modern dönemi de modernitenin bütün gereklerinin yerine getirildiği değil, getirilmeye çalışılıp geleneksel yapılar ve özellikle hukukla, idareyle ve siyasetle duvarlara çarpılan bir alan olarak tanımlamamız gerekiyor. Aydınların, bilim insanlarının, hatta belli bürokratların kafasındaki iyi niyetleri bir türlü sahada gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Olmamıştır. Osmanlı mirası bize böyle bir miras bırakmıştır.